Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Best Buy Bidroforce 4 kişilik botu inceleyeceğiz. Ben bu botu yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum. Bu botun daha önceden de kutu açılış videosunu çekmiş ve kanalımda paylaşmıştım. Yalnız o zaman herhangi bir anlatımım yoktu. Şimdi 4 yıl boyunca kullandığım bu botu, 4 yıl boyunca neler yaşadım, ne eksisi var, ne artısı var, nelere ihtiyaç duydum, bu gibi durumları da sizlere açıklayacağım bir video olacak. Şimdi öncelikle bu kutunun bir açılışını yapalım. İçinden neler çıkıyor bir bakalım. Ben hemen böyle açıyorum. Arkadaşlar içinden bir tane halat çıkıyor. Bu güvenlik halatı. Şöyle göstereyim. O işe yarıyor. Şu gördüğünüz pompa. Bu içinden çıkan pompa açıkçası biraz sizi yoruyor. Çok da böyle kullanışlı bir pompa değil. Neden derseniz botu şişirme süresi yaklaşık 35 dakikayı buluyor bu pompayla. O yüzden sizi çok aşırı yoruyor. Bu pompaya alternatif ilk başta şunu almıştım, ayak pompasını. Bu gördüğünüz pompa da yaklaşık 15-20 dakika sürüyor botu şişirmesi. Bunu da deneyimledikten sonra Decathlon'dan Itivit marka şu pompayı aldım. Bu pompayı biz iki arkadaş dönüşümlü olarak botu 6 dakikada şişiriyoruz bu pompayla. O yüzden şu bayağı bir işe yarıyor. Daha sonra içinden çıkan malzemelere bakacak olursak botun kendisi. Hemen bu poşeti bu şekilde çıkarıp botun bu şekilde katlanmış halini görürken aklıma gelen en önemli şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar siz bu botu çıkarıp bunu şişirdikten sonra bir daha bu kutunun içerisine kesinlikle ama kesinlikle yerleştiremeyeceksiniz. O yüzden ben ne yaptım? Bu botu indir kaldırda problem olmasın diye şöyle kendime kalın bir kumaştan şöyle bir çanta diktirdim. O yüzden bu çantayla böyle taşıması gayet kolay oluyor. Bunu böyle omzuma atıyorum. Taşırken bana kolaylık sağlıyor. Sonrasında kutunun içinden çıkan malzemeye bakacak olduğumuzda şu kürekler çıkıyor. Bu küreklerin de boyu 135 santim. Açıkçası bunlar da ben çok randıman alamadım bunları kullanırken. O yüzden kendime 4 yıllık tecrübenin sonunda şöyle tek parça halinde 170 santimlik iki tane kürek aldım. Bunun 170 santim olması demek suyun içine daha çok girmesi demek küreğin. Ve sizi daha çok hızlı götürmesi demek botun. O yüzden bu böyle çift taraflı mı diyelim buna katlanabilir veya sökülüp takılabilir kürekler. Açıkçası bu botta bilemiyorum da ben çok randıman alamadım. Çünkü bunları böyle bir araya geçiriyorsunuz. Geçirirken bunların geçirdiğiniz aparatları şu gördüğünüz şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz plastik aparatlar zamanla bunlar gevşiyor. Ben mesela küreklerimden bir tanesini bu nedenle şey yaptım. Gölün içerisine düşürdüm. O yüzden bir tane küreğim böyle kayboldu. Ondan dolayı böyle sökülüp takılabilir, katlanabilir çift parçalı kürekleri ben çok aşırı tercih etmiyorum. Sonrasında kutunun içerisine baktığımda diğer aldığım bottan farklı olarak evet. Gördüğünüz gibi onlar da şöyle bir çanta yapmışlar. Daha öncesinde böyle bir çanta yoktu bu kutunun içerisinde. Şimdi fark ettim. Bakalım botu topladığımızda bu çantanın içerisine acaba bot sığacak mı? Onu da şimdiden merak ettim. Onu da sizlere videonun sonunda söyleyeceğim. Sonrasında ben botta göle veya denize açıldıktan sonra bota inip çıkma çok zor oluyor arkadaşlar. Bir kişinin sizin elinizden tutması, sonra sizin işte bota yaslanmanız vesaire derken bayağı zorluk oluyor. O yüzden ben şunu aldım. Böyle bu merdiveni aldım. Halat merdiveni. Bunu böyle bota monte ediyoruz, takıyoruz. Güvenlik en önemlisi, can yeleklerimiz var. Açtık. Bu botun 3 tane şişirme yeri var. Burası birinci şişirme yeri, botun tabanını şişiriyor. Burası ikinci bölge, burası da üçüncü bölge. Şimdi biz bu botu birazdan şişirdiğimizde göreceksiniz zaten. Bunlar 3 ayrı katman ama ben zamanla kullanırken bu ikinci bölme ile üçüncü bölme arası patladı. Ama tabii dışarıya patlamadı. Bunlar birleşti. Dolayısıyla ben 3'ten şişirirken hepsi birden tamamen şişmiş oldu. Bir numara hariç tabii tabanı hariç. 2 ile 3 beraber şişmiş oldu. 4 yılın sonunda kullanırken bu botu tabi biraz da bizden kaynaklı gölden çıkarma esnasında
Biz tele bir de demire geçirdik. 3 tane patlağımız oldu. Birinci patlak, ikinci patlak dediğim gibi demire geçmişti. Delindi. Biz onları yapıştırdık. Bu arada ben bu botun patlak tamirinin videosunu da çekmiştim. Onu da yine izleyebilirsiniz. Bisiklet tamircilerinden veyahut araba tamircilerinden alacağınız lastik tamir kitiyle bunu çok rahat şişirebiliyorsunuz. Şu pompayı şöyle takıyorum gördüğünüz gibi. 3 numaraya şöyle takıyorum. Şöyle. Bunu bu şekilde takıp bundan sonra şişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi botumuzu kurduk. Göle de açıldık. En önemli şey kürekler. Şimdi açıkçası bu bot benim biraz önce bahsettiğim bottan biraz farklı bir model. Benim ilk aldığım bot biraz derindi. Derin olduğu için de içindeki mevcut kürekler kısa geliyordu. Ama bu bot çok fazla derin değil. Derin olmadığı için bu biraz önce size bahsettiğim 170 santimlik botlar çok uzun oldu. Dolayısıyla şu an kutunun içerisinde gelen küreklerle biz botumuzu yükseliyoruz, kürek çekiyoruz. Şu an gayet iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi ortamımız harika. Arkadaşlar şu an akşamın geç saatlerine geldik. Gölden de çıktık. Botumuzun havasını indirdik. Şimdi botu topluyoruz. Size biraz önce bahsettiğim botun içinden çıkan çantaya sığacak mı sığmayacak mı ona bakacağız. Selim, oradan değil öbür taraftan gene. Havasını indire indire. Şimdi botu topluyoruz. Evet, havasını indire indire. Evet, bu şekilde botu katlıyoruz arkadaşlar. Bu bot biraz derin değil. Derinliği biraz az olan bir bot olduğu için açıkçası ben biraz zorlandım. Çünkü yani botta 2'den fazla kişi olduğu zaman ayağını uzatma imkanın olmadığı için kürek çekerken zorlanıyorsun. Öyle bir dezavantajı var bana göre. Diğer modeldeki bot biraz derin bir bot olduğu için onu çok rahat kürek çekerek sürebiliyorduk. Evet, katladık. Şimdi en merak ettiğim şey şu çantasına sığacak mı sığmayacak mı? Hemen bir ona bakalım. Çünkü ben buna özel çanta yaptırmıştım. Arkadaşlar sizce nasıl, sığıyor mu sığmıyor mu, zorluyor mu? Hiçbir problem olmaz. Şu an sığdı. Tamam, helal olsun. İlk defa bir ürün, böyle bu tarz aldığım şişme bir ürün kendi çantasına sığıyor. Çok rahat sığdı. Tamam, o fermuara da inşallah patlamaz. Sizce nasıl, sağlam mı o fermuar? Çok çok iyi. İyi. Tamamdır, malzemelerimiz de burada. Şey, yastıkların minderleri de havalarını indirdik. Onları da katlayıp çantaya koyabiliriz. Evet, bu bot bu şekilde arkadaşlar.